Ali hocam, dün ve ondan önceki günlerde, haftalarda ve bayramdan sonra özellikle çok sayıda telefon aldık. Çok sayıda mail aldık. Çok sayıda Instagram sayfalarımızdan hem şikayet hem talep aldık. İnsanların pandemi sebebiyle çalışamadıklarını, kiralarını ödeyemedikleri yönünde Nefes ol bize derneği buyurun. çok talep geldi. Hatta Evet efendim, ben telefonlarımızın günlerdir geliyorum. susmadığını fark ettik. Ne yapabiliriz'i aslında kararlaştırmamız lazım. Böyle bir derneğimize yoğun bir kira desteğiyle alakalı bir talep var. Emre hocam, evet doğru dediğin gibi dün yüzlerce mesaj geldi. Yüzlerce kişi bizi aradı. Evet. Sadece dün değil, bir aydan beri Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Evet. Hatta dün akşam bir amcamız aradı. Yani ağlamaktan konuşamadı. İnanın ben de ağladım. O Evet. kadar çok etkilendim ki geç saatlere kadar düşündüm. Bir Evet. proje yapalım. Ne yapabiliriz? Türkiye'deki ailelere, kirayı ödeyemeyenlere ne yapabiliriz diye geç saatlere kadar düşündüm. İnşallah Türkiye'de biz de 300 aileye kira yardımı projesi düşündük hocam. Her bir aileye 1000 TL olarak kira yardımı düşündük. Bunu da bu projeyi size sunuyorum. İnşallah ne düşünürsünüz? Ne yaparız inşallah? Ki bütçemizi kontrol ettiğimizde bunu yapmamız çok mümkün gözükmüyor. Ama sosyal medya sayfalarımızdan artı bize hayır yapan hayır sahiplerimize mesaj atarak, onlara bu bilgileri vererek böyle bir çalışmayı başlattığımızı duyurursak inanıyorum ki hesabımızda bir havuz oluştururuz. Bu havuzun içini doldururuz işte 300 bin TL'ye kadar ve 300 aileye biz bu yardımları önceden belirlediğimiz yerlere ulaştırırız. İnşallah biz bu projeyi hayata geçiririz hocam. Ben inanıyorum ki sosyal medya sayfalarımızdan biz bunu duyurduğumuzda, hayır sahiplerimize bu haberi bildirdiğimizde inanıyorum ki 300 değil 500 aileye, belki daha fazla aileye ulaşacağımıza ben şahsen inanıyorum. O İnşallah. zaman Bismillah diyoruz, İnşallah. çalışmaya başlıyoruz. İnşallah hocam.